Efendim merhabalar, selamlar, sevgiler. Yaşam Terapi'ye hoş geldiniz. Bugün iki değerli konumuz var, alanlarında uzman isimler. Burun estetini konuşacağız, burun sorunlarını konuşacağız, gençleştirme yöntemlerini konuşacağız. Çok işte gündemde olan bir konu var, organik lifting. Artık biz insanoğlu böyle özellikle kadınlar her şeyin doğalını tercih etmek istiyoruz. Botoks da bir de öyle. Aman doktorcum işte botoks yaptırdım hiç kimse anlamasın. En doğalından olsun lütfen diyoruz efendim. Hepsini konuşacağız bugün. Hemen konuklarımı sizlerle buluşturayım. Medical International Ankara Hastanesi'nden medikal estetik uzmanı Doktor Devrim Gürsoy hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine Medical International Ankara Hastanesi'nden plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Hakkı Yücel Demir. Hoş geldiniz. Hoş İyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sağ ol. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Sizlerden iyi enerji alıyoruz. Şimdi böyle bana geri dönüşler şöyle. Geçtiğimiz haftada diş estetiği üzerine yine sizin hastanenizden konuklarımız vardı. İrem Hanım ve Tanser Bey, onlara da selam gönderelim. Erkekler bu estetik konusunda nasıl meraklılarmış? Yani hani bizim gerçekten kadınlar bu işe meraklı diye adımız çıkmış durumda ama tırnak içinde erkekler de çok özen gösteriyorlar bu konuya diye düşünüyorum gelen bana dönüşlerden. Ne dersiniz? İyi olan bir şey değil mi zaten aslında? Tabii ki, olması gereken sevindim. Hani şey de öyle. Modern çağın gereklerine uymak. Bu da ne anlama geliyor? Bulunduğunuz yaş içerisinde mümkün olduğu kadar bakımlı, mümkün olduğu kadar iyi, mümkün olduğu kadar daha sağlıklı olmak. Çok bu işlemlerde bunun bir parçası. Özenli beyler de herhalde bu sürece dahil olma konusunda istekli olabiliyor. Harikasınız. Gerçekten de öyle. Diş estetiği, burun konusunda, botoks konusunda bizi geçiyorlar. Efendim sizleri de bekliyoruz. 0312 Ankara'dan kodu 318-69-50 telefonumuz. yasamterapi@kanala.com.tr e-postalarınız için adresimiz. Twitter üzerinden de bizi Yaşam Terapi'den takip edebilirsiniz. Şimdi neyle başlayalım? Siz bilirsiniz. Şimdi burunla başlayalım. Yüzümüzün en ortasında böyle gayet göze çarpan. Evet. Çok önemli. Görüntümüzü çok etkileyen. Ben dinlerinizi tamamlıyorum. Sağ olun. Özgüveninizi, zaman zaman iş hayatınızı, özel hayatınızı, aynaya baktığınız zaman kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan çok önemli bir organ. Üzerine efsaneler olmuş organ. Çok. Dünya üzerindeki pek çok ünlü insanın, büyük insanın burnuyla özdeşleştirilmiş pek çok ünlü insan da var. Burun gerçekten önemli bir organ. Bizim ülke olarak da toplumsal olarak yapımız, burnumuzun çok da böyle biblomsu, böyle daha çok Kuzey Avrupa ülkeleri gibi bir burun yapımız da yok açıkçası. Evet. Bu nedenle hani böyle bir genetik altyapısı da söz konusu olunca burun ameliyatları bizim için biraz ön plana çıkıyor. Şimdi tabii hani burun ameliyatları tabii sadece sanıyorum hani siz işin uzmanları olarak bir takım sorunlar altta yatan nedenler oluyor. Ne bileyim işte kemik eğriliği oluyor, başka bir şey oluyor, rahat nefes alamıyoruz, evet. Ağzımız açık uyuyabiliyoruz, onun yanında başka sorunlar. Evet. Günümüzde Türkiye'de, Avrupa'yı da konuşalım. Sadece görüntü amaçlı mı sizler ameliyatları yapıyorsunuz yoksa o bahsettiğim sorunları ortadan kaldırmak için de mi? Çok güzel. Geçmişten bugüne her şey geliştiği gibi bu ameliyatlar da gelişiyor. Artık bizi gelen her hastayı sadece estetik bir amaçmış gibi değerlendirmiyoruz. Veya sadece görüntüyü düzeltmek niyetiyle yola çıkmıyoruz. Bu çok önemli bizim için. Çünkü burun aynı zamanda ve en önemlisi aslında bir nefes alma organı, bir koku alma organı. Bütün bu şeylerin, özelliklerin bir araya geldiği bir organ. Dolayısıyla biz bütün bu özellikleri koruyarak ya da daha iyi hale getirmek amacıyla yola çıkmak durumundayız. Bize gelen hastaları biz artık mesela öncelikle ikiye ayırıyoruz. Nefes alma problemi var mı? Evet. Yok mu? Yok mu? Eğer nefes alma problemi varsa o zaman farklı bir değerlendirme, farklı bir operasyon, farklı bir operasyon süresi, farklı bir iyileşme süresi ve hastaya da farklı bir bilgilendirme yapıyoruz. Sadece estetik amaçlı başvuran bir hastanın bile burnunun içini muhakkak muayene ediyoruz. Çünkü hasta bazen fark etmiyor nefes alıp almadığını, ne kadar kaliteli nefes aldığını veya eksikliklerini, eğriliklerini fark etmeyebiliyor. Zaman zaman alerji nedeniyle alerjim var diyerek nefes alma güçlüğünü aslında bir bakıyoruz, bir muayene ediyoruz. Meğerse içeride bir anatomik problem var, bir tıkanıklık, bir kemik veya kıkırdak var. Bu nedenle artık biz burun içini ve dışını beraber değerlendiriyoruz. Evet, bu çok güzel. Önemli. Günümüzde bütün bu operasyonla uğraşan tüm hekimlerin özellikle içini ve dışını beraber yapma güdüsü çok önemli. Şimdi burun estetiğine kimler ihtiyaç duyar diye bir sorun vardı. Cevabı aldım aslında, evet. Gibi değil mi? Başvuranlar için de şu anda hem nefes alma güçlüğü olanlar hem de eş zamanlı olarak görüntüsüyle ilgili rahatsızlık hissedenler söz konusu.
Buna da tabii ufak bir parantez söylemek lazım. Şimdi zor bir ameliyat mıdır burun ameliyatı? Yani kemikli bir şey hani burada. Kırar mısınız? Acı duyar mıyız? Uzun mu sürer? Kelimeler tabii çok önemli kelimeler. Mesela kırma kelimesi çok kritiktir. Çok. Halk arasında da çok telaffuz edilir. Törpülemeyi severiz. Bir de hatta şey sorarlar. Mesela hocam ya burun kemiği nasıl çekiç mi kullanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet. Ama ben de burun ameliyata giren birisi olarak törpülüyorlar. Böyle manikür falan yaptırırken törpületiyoruz. Onun gibi bir şey işte. Yani onu da demeyelim, onu da demeyelim. Aslında daha doğrusu şöyle. Ortası kırma kelimesi şey. Diye bir şey yok. Evet. Her kemiğe bir şekil vermek için bizim takım kullandığımız cerrahi aletler var. Bu zaman zaman törpü olabilir. Zaman zaman kemiği kesen zarif aletler olabilir. Bunları böyle şey gibi kırmak kelimesi çok hoş bir kelime değil. Gerçekten ben hekim olmasam beni de ürkütürdü diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz aslında burada kemik üzerinde bir takım kesiler yapabiliyoruz. Biz bunlara osteotomi diyoruz. Kemiğe düzgün bir şekil vermek, o burnu kalınken daha ince hale getirebilmek, kemerli ve yüksek bir burunken onu biraz daha alçak ve biraz daha yüze uygun, daha nazik ve kibar bir burun haline getirmek için kemik üzerine bir takım kesiler uygulayabiliyoruz. Çünkü estetik yaptıracaklar bu tür şehir efsaneleriyle birlikte çok korkup erteliyorlar. Aynen öyle. Ben de tam oraya bağlayacaktım. Bir önce dediniz ki bu ameliyat zor bir ameliyat mıdır? Aslında bu ameliyat günümüzde zor bir operasyon değildir. Ve bugünlerde ameliyat yaptığım bütün hastalar aslında ameliyattan sonra onlara şu soruyu soruyorum. Ağrınız var mı? Veya ameliyattan önce duyduğunuz, okuduğunuz bilgiler gibi mi? Gerek internet üzerinden, gerek de şehir efsaneleri üzerinden onlar gibi mi şeyler yaşıyor musunuz? Hayır diyorlar. Çoğunlukla herkes, tabii ki belli bir zahmeti var hemen ameliyatta olduğu olmaz gibi. Evet. Ama zannedildiği kadar ağrılı ve zor bir operasyon kesinlikle değil. Güzel, buyurun Devin Bey. Belki şeyi söylemek lazım. Aslında işlem çok çok zor bir işlem değil ve plastik cerrahlar bu işte çok da güzel yapıyor. Ama sanki ilk düşünülmesi gereken şey ne yapılacaksa kendi yüzünüze yapılacak. Ya da işte yüzünüzün tam ortasında bulunan bir mihenk taşına bir takım müdahalelerde bulunacak. Hekimin doğru seçimi, uygulamanın nasıl olacağı konusunda kişinin bilgilendirilmesi, işlem öncesi ve sonrasında neler yaşayacağı konusunda kafasının net olması, bu soru işaretlerinin kaldırılması bence daha değerli. Çünkü mesele şu biraz da belki Yücel Bey de teyit edecektir. Kötü yapılmış işlemin telafisi burunda biraz daha sıkıntılı oluyor. Değil mi? Yani her ameliyatın bir takım komplikasyon riski olabilir. O yüzden olabilir. Hani ama öncesinde hani ehil bu işi gerçekten seçimi uzun süredir mantı. Evet evet yani hani şeyi iyi düşünmek lazım. Yapılacak şöyle bir şey gibi değil. Hani minimal bir işlem yapılır da vücudunuzun görünmeyen bir yerindedir ve o yüzden de onun handikaplarına katlanabilirsiniz. İşte silikonda mesela meme estetiğinde hani olmadı bir değiştirelim falan denilebilir ama burunda çünkü orada kemiklerle hani oynandığı için gerçekten de o, bir de şöyle bir sorun da yaşıyoruz benim çevremden de. Şimdi burun estetiği yaptıracak arkadaşlarım bu internet üzerine o kadar çok araştırma yapıyorlar ki mesela görüyor 15 dakikada burun estetiği yapılır diyor ve gidiyorlar. Şimdi bunu soracağım. 15 dakikada burun estetiği yaptırmak mümkün müdür? Şimdi 15 dakikada burun estetiği diye internette yayılan ve kastedilen şey şu. Bir takım ip ve askı yöntemleriyle burun ucunun kaldırılması gibi şeyler. Bir de dolgu materyalleri kullanılarak buruna şekil verme. Bunlarla burun estetiği bunu burun estetiği gibi algılatmamak lazım. Söylememek lazım. Bir kere ben hani iplerle yapılan burun ucunun askılaması yöntemini uygulamıyorum. Şahsen ben uygulamıyorum ama çünkü uzun ömürlü ve uzun vadeli olduğunu düşünmüyorum. Hastanın yaşayacağı zahmet ve de sürecin bir ameliyattan vazgeçirmeye değmeyecek kadar gereksiz olduğunu düşünüyorum. Dolgu ile ilgili farklı bir konu var. Burnu çok seçilmiş bir hasta grubunda, çok az bir hasta grubunda. Eğer hastanın burun kökü basıktır ama ucu kibardır, çok hafif bir kemeri vardır. O kemerinizi biraz kamufle etmek istersiniz. Burun kökü neresi bu arada? Hemen alanla burnumuzun birleştiği yer burun kökü diye tarif ediyoruz. Burun kökü çok çukurdur ve hafif bir kemer vardır ama burun ucunuzda bir değişiklik ihtiyacınız da yoktur. O zaman o burun köküne hafif bir dolgu yapılabilir ama bunu burun estetiği diye adlandırmak doğru değil. Küçük bir rötuş orada değil mi? Küçük bir rötüştür, ufak bir yumuşatmadır ifadeyi ve görüntüyü. Dolayısıyla hani dolguyla bu şunda faydalanabilir ama 15 dakikada burun estetiği değil bu. Güzel. Zaten aslında medikal estetiğin varlığı da rötuş yapmak. Şimdi ona gelelim. Şimdi dolgular, botokslar, işte bu PRP'ler konuşuluyor, gözaltı dolguları konuşuluyor. Şimdi bir yandan da
Tabii yaş aldıkça biz kadınlar ve erkekler aynı, mesela ben birkaç gündür işte eski fotoğraflarıma falan bakıyorum. Hani bir değişiklik var mı? Var. Evet diyorum ki Aysun'cum göz altların çökmüş. Şurada da biraz kırışıklıklar olmuş. Bir şey belki yaptırman gerekir. Hani ben bir işte size bir aday hasta olarak kendimdeki yapılması gerekenleri işte tespit ediyorum ve geliyorum mesela. Hı hı. Diyorum ki işte Devrim Hocam, Yücel Bey, ben işte şu birkaç yıl önce şu halimdeydim. Cilt gençleştirme yöntemleri içerisinde siz neler uyguluyorsunuz bölümünüzde? Kozmetoloji bölümü evet, olarak evet, değil mi adlandırıyoruz evet. Bu arada? Şimdi birinci adımda şu var. Bir, öncelikle şunu söylemek lazım. Plastik cerrahinin bazen hani endikasyon gerektiren hani tıbbi gereklilik gerektiren müdahaleleri vardır ama bizdeki temel şey kişinin ayna karşısında gördüğü ve bir düzeltme gerektiğini düşündüğü konulardır bizim uğraşı alanımız. Bu noktada hasta bize başvurduğunda ilk yaptığımız değerlendirme şudur. Kişinin neye ihtiyacı var? Bazı durumlarda kişinin ayna karşısında tespit ettiğiyle hekimin kişinin yüzünde gördüğü ihtiyaçlar örtüşür. Bazı durumlarda da çok da bir araya gelmez. Çünkü genel olarak ben hani medikal estetik alanında yapılan uygulamaların çoğunda hep şu amacın belki mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yüzün temel bir ovalitesi var. Daha önceden de bunu konuşmuştuk. Yüzün oransal dağılımı, oransal bölümleri bir anlamda kişiye ovalite ve buna bağlı olarak da yüz güzelliği gibi bir kavramı meydana getiriyor. Bu anlamda zaman ise bu ovaliteyi kişiye kaybettiriyor. Bizim yaptığımız her işten bir anlamda kişiye tekrar eski oranlarına yakın oranlar yaratacak şekilde minik minik müdahalelerde bulunmak. Harika. Bunlar da işte yüz şekillendirme yöntemleri olarak ifade edilebilecek yöntemler ki bu başlık altında işte botokslar, dolgu uygulamaları, irili ufaklı, az ya da çok ya da daha kalın ya da daha ince dolgu uygulamaları, daha önce bahsetmiştik organik lifting dediğimiz cerrahi eriyebilir sütür materyalinin cilt içerisine uygulanması sonrasında 2 seneye varan bir ciltte lifting etkisinin yaratıldığı bir takım uygulamalar kombine edilebiliyor. Burada önemli olan şey şu, hastanın öncelikli olarak ne beklediğini bilmek. Ama hekimin de kişinin yüzüne bakıp kafasındakiyle örtüşecek sonucu ona getirecek hangi yöntemler mevcutsa bu yöntemleri kişiye tavsiye etmesi daha mantıklı oluyor. Örneklemek gerekirse zaten yüzü son derece etli ve geniş olan bir kişinin yüzünde 5 cc, 10 cc dolgu maddesi kullanırsanız yüz daha ablaklaşacaktır, daha genişleyecektir. Evet. Bu anlamda kişinin beklentileri doğrultusunda bir sonuca ulaşılmayacaktır. Benzer şekilde zigomatik bölge yüzün ovalleşmesi, yüzdeki düşmenin yer çekimine bağlı etkinin tersine çevrilmesi noktasında anlamlı bir yöntemdir. Ama çok fazla zigomatik bölgeye dolgu maddesi kullanmak anatomik olarak gözü daha çukura itecek ve genel anlamda işte estetik uygulamalardan memnun olmayan ya da gördüğünüz kesinlikle zaman yaptırmayalım dediğiniz bir hasta grubuna benzer bir yüz şekli yaratacaktır. Çünkü bir takım temel anatomik farklılıklarımız var erkekle kadın arasında. Hı hı. Eğer siz dolgu materyaliyle bu farklılığı minimalize ederseniz o zaman görsel anlamda da beklentinin ötesinde sonuçlar oluşabilir. O yüzden ne yaptıracaksak yaptıralım. Bir, hastanın ihtiyacını doğru belirtmeliyiz. Hı hı. Neyin gerekliliği ve gerektiği konusunda hastaya doğru bilgiler vermeliyiz. Sürecin nasıl gelişeceği konusunda kişiyi aydınlatmalıyız. Ve buna bağlı olarak da en doğru şeyler uygulandığı zaman minimal uygulamalarla çok da doğru sonuçlara ulaşılabilir. O zaman karşılıklı memnuniyet kaçınılmaz oluyor bu durumda. Evet, ben bir şey eklemek istiyorum. Bir önce Devrim Bey'in de cerrah seçimi konusunda söylediği, hani kendi kişisel fikriyle ilgili söylediği şey aslında bu konuda da geçerli. Özellikle medikal estetik alanında çok kontrolsüz uygulamalar, endikasyon sınırını çok çok zorlayan uygulamalar yapılıyor. Çünkü dolgu botoks yapmak gibi uygulamaları biraz basite indirgeyen hala bir çalışan grubu aslında var. Aslında çok ciddi. Yani sinirlerle, kaslarla uğraşıyorsunuz. Gözü, ağzı, burnu kaymış insanlar. Maalesef bunları yarattığınız zaman aslında başka insanları ürkütmüş oluyorsunuz. Bu nedenle bu tip konularda da aslında yine hekim seçimi çok önemli. Dikkat edeceğiz. Telefonumuz var. Sema Güler arıyor bizi Adana'dan. Sema Hanım merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Beklettik sizi biraz. Kusura bakmayın. Buyurun. Rica ederim. Hocalarımıza selamlar, sevgiler Adana'dan. Sağ olun. Buyurun.
Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim de ben şimdi benim 20-21 yaşında şu an kızım var. Hı hı. Babası Amerikalı. Tabii ki bu genetik özellikleri insanlar taşıyor. Hani oka gibi bir burun falan oluyor. İşte sarışın, mavi gözlü. Küçücük bir ağız. Fakat benim kızım şöyle bir şey, bu oka burundan çok şikayetçi. Şöyle diyor, ben biraz daha estetikle uzatıp daha karizmatik olabilir miyim? Şimdi böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Ve ben de şundan çok korkuyorum. İşte yaşta 21 olduğu için gider benimki hemen yaptırır. Evet. Ben hemen kızıma şunu diyorum. Ya yani şimdi tabii herkesin evladı kendine güzel de bizimki onlar işte yani doğal sarışın, işte mavi gözlü, evet, işte okka gibi bir durum. Şimdi Amerikan şeyini taşıyoruz ve melez olayı var, ben de anne olarak diyorum. Ben bin de ağzım burnum küçük. Güzel. Yalnız bu kız gider de birden yaptırırsa ben de o yüzden diyorum ki kızım ben önce git kendine şu beyin cerrahide bir beyin şeyini yaptır. Beynini bir düzel. Evet. Ondan sonra yavrum dedim herkes okka burun istiyor. Sen hayır, bu okka küçücük burundan rahatsızım. İşte şimdi o karizmatik doğru, aslında biraz da tarz herhalde değil mi? Yani karakteristik mesela dişlerde de bunu çok işte. Aynen. Hı hı. Şimdi, yani bu öne doğru olan o uzun bir burun daha karakterikli olur. Herkes de gidiyor burnunu kestiriyor, biçtiriyor. Bize de Allah tarafından vermiş. Benimki de onu kabullenmiyor. Evet. Sevam çok güzel. Çok teşekkür ederiz paylaşımınız için. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Şimdi tabii biz hep hani burun küçültme falan konuşuyoruz da burnu büyütüp şekli değiştirmek de... Çok güzel bir yere aslında farkında olmadan parmak bastı. Şöyle, burun estetiği aslında burun küçültmek demek değildir. Bizim kendi toplantı ve kongrelerimizde de biz bunu çok dile getiririz. Kendi aramızda da tartışırız. Burun estetiği eşit değildir burun küçültme. Zaman zaman buruna hacim verme, kısa veya basık bir burnu biraz uzatma veya anatomik problemi neyse ona göre bir burun ameliyatı yapılabilir. Dolayısıyla aslında hanımefendinin, 21 yaşındaki genç hanımefendinin isteği çok anormal değil. Ancak şöyle bir gerçek de var. Türk plastik cerrahisinde özellikle yani Türkiye'nin neresinde olursa olsun hangi plastik cerrahi uzmanına giderse gitsin, tüm plastik cerrahi uzmanları bu genç bayan arkadaşımıza mevcut burnunun güzelliklerini, pozitif yönlerini anlatacaktır. Yapılabilecek şeyleri de anlatacaklardır teknik olarak, çünkü buna müktediriz, yapabiliriz. Ancak bununla ilgili risk değerlendirmesini de yapacaktır. Bu nedenle bence annesinin kızını kontrolsüz bırakmak yerine kızıyla beraber bir plastik cerrahi uzmanının kapısını çalıp bu konuyu tüm riskleriyle, avantajları ve dezavantajlarıyla oturup konuşmaları çok daha sağlıklı bir hareket olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi şu anda Adana bölgesinde yaşayan tüm plastik cerrahi arkadaşlarıma hangisine giderlerse gitsinler. Evet. Bence çok doğru yönlendireceklerine emin olabilirler. Hiç merak etmesinler. Şimdi burada aslında programımız başladığından bu yana güzel bir mesaj verdik. Gideceğiniz plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı iyi seçeceksiniz. Bunun herhangi bir şey yaptıracaksınız. Burada başarı oranları çok önemli. Medikal estetikte de öyle. Devrim Bey'in verdiği mesaj da çok güzeldi. Yani işte o kaç cc, ne kadar oranda işte oraya enjeksiyon yapacaksınız. İşte göz mesela çukura düşebilir falan. Bunlar çok önemli konular. Dikkat edeceğiz. Hani araştırmalarınızı yapın. Vaka sayısı, başarı oranları mutlaka çok önemli derken ismini vermek istemeyen bir seyircimiz arıyor bizi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun efendim. Buyurun. Ben hocalarıma bir sorum olacaktı. Ben 6 Nisan'da ameliyat oldum. Geçmiş olsun. Tamponlar falan, ağır bir ameliyat geçirdim ben. Evet. Estetik üzerine. Ve şu an benimki bantladılar. Bir haftada bantta kalacak. Yarın bitecek bant. Güzel. Ama ben çok rahatsızım. İşte sıcak duşa girmeyeceksin, sıcak suya girmeyeceksin. Söylentiler var. Evet. Ne yapabilirim veya burun düşer? Yani ben şu an nasıl anlatayım? Korkarak giriyorum açıkçası. Şimdi burun düşer mi? O çok konuşuluyor. Soralım, düşer mi gerçekten? Bir burun ameliyatı gerçekleşiniz. 6 Nisan kaç gün olmuş? Bugün ayın 12 gün olmuş. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun tekrar. Sağlıkla kullanın diyelim yeni burun şeklinizde. Hoşçakalın. Evet. 12 gün tabii erken bir süre bir ameliyat sonrası dönemi için. Özellikle biz hele bizler
hocalarımızdan ve camiamızdan burun estetiklerinden sonra bir burnun oturması, yerleşmesi aylar alır. 6 ay ile 1 sene civarında bir süreç alır. Ama tabii hastanın normal yaşantısına, sosyal yaşantısına dönmesi hanımefendinin de belirttiği gibi 15-20 günde tamamlanır. Ki bakın yarın da bantı çıkacakmış. Evet. Rahatlıkla sosyal hayatına 13. gün itibariyle dönebiliyor. Fakat bu iyileşme bir süreçtir. Bu konuda acele etmemesi önemli. Hekiminin ona bu söylediği işte sıcak su ile ilgili veya önerilerine bence dinlesin. Sonuçta aslında her hekimin bir tarzı ve bir üslubu da var. Dolayısıyla bazı standart bilimsel gerçekler vardır ama her hekimin de kendine göre bir takım kişisel tecrübeleri, hastalarının yaptıklarından geri dönüşleriyle kazandığı bir tecrübesi vardır. Dolayısıyla eğer hekimi ona böyle bir şey telkinde bulunmuşsa, işte sıcak suya çok girme vesaire, hamam, sauna vesaire şeylere çok yararlanma dediyse dikkate almasında fayda var. Hekimi dediyse dikkate alsın da etraftan söylentileri... Onu diyecektim ben de. Eğer ama cerrahi işlem yapıldıysa zaten gerekli öneriler ve uyarılar da bulunmuştur. Evet. Yani. Ama etraftan duyduklarına çok kulak asmasın. Bu çok önemli değil. Kafasına bir şey takıldığı zaman da her zaman için hekimiyle iletişime geçebilir. Burun düşer mi? Düşer mi? Burun ucu düşmez. Ancak şöyle bir gerçek de vardır. Sonuçta biz burun ameliyatlarında bir takım açıları ve görüntülerde bir de kibarlaşma ve değişiklik yaratıyoruz. Özellikle burun ucu kısmında dudakla olan ilişkisinde bir açı değişikliği söz konusudur. Ki burnun daha kibar ve daha kalkık veya daha güzel görünmesini sağlar. Özellikle burnu çok basıp olan kişiler ameliyattan önce biz burnunu kaldırmasak bile daha dik ve daha karşıya bakan bir burun bile olsa onlara ilk önce kalkık gibi gelir. Bütün burunlar ameliyattan birkaç ay sonra ödemlerin indiğinde, dikişler eridiğinde bir miktar yer çekiminin etkisiyle yerleşir. Yüzeye doğru yerleşir. Ve o ilk haftalardaki, ilk aylardaki o dik ve ödemli ve şiş görüntüyü biraz kaybeder. Bu kayıp normal ve fizyolojik bir kayıptır. Bu kaybı bazen bazı hastalar bir miktar daha fazla yaşayabilir. Düşmeden kastedilen olay budur. Aslında ciddi bir böyle burun ucunda bir düşme söz konusu değildir. Bir açı değişikliğidir. Ve her zaman içinde çözümü vardır. Zor bir çözüm de değildir. Dolayısıyla bunun da böyle büyütülecek bir şehir efsanesi olmasına hiç gerek yok. Şehir efsanelerine inanmayacağız. Şimdi Devrim Bey, hani botoks, dolgu, bir de PRP. Şimdi son günlerde işte trend organik lifting dedik. Şimdi yaz dönemi de hani geliyor. Bahardayız. Gerçi çok soğuk. Başkentte yağmur var. Birkaç gündür donuyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi yazı göremedik tabii ama kışı da yaşayamadık hani. O da doğru. Hani bu cilt gençleştirme yöntemlerinin uygulanacağı ay, mevsim var mıdır? İşte şöyle, genel olarak yüz gençleştirme işlemleri her dönemde uygulanabilir. Birincisi, yani bir mevsimi yoktur. İkinci cümle olarak kurulması gereken şey, özellikle güneşin etkinliğini arttırdığı dönemlerden itibaren cildin bariyerini bozan, yani işte optik enerjiyle olabilir, lazer uygulamaları gibi. Ve buna bu işlem sonrasında güneşe maruziyetin gerçekleşeceği durumlarda bu uygulamalardan kaçınılması ve bu uygulamaların bir miktar ertelenmesi doğru olandır. Yani örneğin fraksiyonel lazer gibi yüz soymayla beraber giden cilt yenileme işlemleri yazla beraber ertelenir kışa doğru. Ama birçok yöntem de hani o dönem yapılacak, yapılamayacak bu yöntemlerin yerine örneğin fraksiyonel lazer yapılmıyorsa fraksiyonel radyo frekans altın iğne uygulaması yapılabilir son derece aynı amaca hizmet edecek şekilde. Burada önemli olan şey yine şeyi söylemek. Medikal estetik uygulamalarında amaç doğrultusunda bir yaptığınız işlemden çok kısa bir süre sonra etkisini ortaya çıkartan ya da anında etkisini ortaya çıkartan yöntemler var. İkincisi belli bir orta vadede etkilerini ortaya çıkartan yöntemler var. Üçüncüsü de etkilerin hissedilmesinin cildin kalitesinin artmasıyla paralel gittiği ve daha zaman içerisinde etkilerini ortaya net çıkartan yöntemler var. O yüzden hani hasta ile hekim diyaloğu içerisinde uygulanacak yöntemin yakın dönem, orta dönem, uzun dönem sonuçlarının, etkilerinin, yan etkilerinin doğru paylaşılması ben yine aynı şekilde vurgu yapacağım. Son derece anlamlı bir şey olacaktır. Örneğin minimal enjeksiyon yöntemleri arasında yer alan yüz mezoliftingi ya da PRP uygulaması gibi yöntemler hep şu tip yöntemler. Aslında hani amiyane bir tabirdir ama ben sık kullanıyorum ama doğru da olduğu için sık kullanıyorum. Toprağın kalitesini arttırmak için, topraktan verim alabilmek için toprağı ne yapıyoruz? Suluyoruz, gübreliyoruz, havalandırıyoruz, çeşitli işlemler uyguluyoruz. Bu tür minimal enjeksiyon yöntemleri de bu tür işlemlerdir. Cildin kalitesini arttıran, cildin